Osmanlı padişahları hakkında az bilinen birçok şeyi tek bir videoda sizler için derledik. Hangi padişah zehirlenerek öldürülmüş yahut idam edilmişti? Hangi Osmanlı padişahın ölümü uzun süre halktan saklı tutuldu? Ve yine hangi padişah yarım asır gibi uzun bir süre tahta kalabilirken hangisi yalnızca 93 gün tahta kalabildi? Padişahlara takılan lakaplar ve anlamları neydi? 36 padişahın tamamı ile ilgili daha birçok çarpıcı bilgiyi videomuzda sizler için derledik. Öncelikle şunu belirtelim ki Osmanlı döneminde her ne kadar 36 padişah olsa da ekber ve erşet sistemi nedeniyle yalnızca 21 kuşak süren bir saltanat dönemi yaşanmıştır. İlk 8 padişahtan sonraki Yavuz Sultan Selim döneminden sonra padişahlar halife ünvanına da sahip olmuşlardır. Son halife ise Abdülmecid Efendi'dir. Abdülmecid Efendi, Osmanlı halifeliğine resmen son veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 431 sayılı kanununun kabul edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar bu ünvanı taşımıştır. Osmanlı tarihinde 36 padişah ismi geçse de toplam 14 farklı padişah ismi vardır. Genellikle şehzadelere dedelerinin isimleri konulduğundan aynı isme sahip birçok padişah olmuştur. Orhan, İbrahim, Abdülmecid ve Abdülaziz isimlerine sahip sadece bir padişah tahta çıkarken Bayezid, Süleyman, Mahmud ve Abdülhamid isimlerine sahip iki ayrı padişah olmuştur. Diğer isimlerse kullanılma sıklığına göre şöyledir. Osman, Selim ve Ahmet isimlerine sahip 3 padişah olurken Mustafa ismine sahip 4 padişah tahta çıkmıştır ve yine Murat isminde toplam 5 padişah varken bu konudaki rekor 6 ile Mehmet'tedir. Peki aynı isimlerle tahta çıkan padişahlar nasıl anılıyordu? Bu padişahlar varsa lakaplarıyla yoksa tahta çıkış sıralarına göre 1. Mehmet, 2. Mehmet gibi sınıflandırılıyordu. Lakap yahut bir ünvana sahip olansa tam 16 padişah vardı. Osmanlı'nın ilk padişahları olan Osman ve Orhan Bey'e Gazi denilirken 1. Murad'a Farsça'da Hükümdar Bey manasına gelen Hüdavendigâr denildi. Diğer lakaplar ve anlamları ise kronolojik sırasıyla şöyle. 1. Bayezid, savaşlardaki çevikliği ve hızlılığı sebebiyle Yıldırım lakabıyla anıldı. 1. Mehmet ise görgülü, bilgili, ince, olgun kimse manalarına gelen Çelebi lakabıyla kayıtlara geçti. İstanbul'un fethini gerçekleştiren 2. Mehmet'e fetheden manasına gelen Fatih ünvanı verildi. 1. Selim ise henüz şehzadeliği döneminde başlayan sert ve çetin duruşundan dolayı Yavuz diye anılırken oğlu 1. Süleyman da kanun ve nizamlar konusunda gösterdiği özen sebebiyle Kanuni olarak anıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın pek parlak bir padişahlık dönemi geçirmeyen oğlu Selim ise saç rengi sebebiyle Sarı Selim yahut kendisinin döneminde şarap istimalini serbest bırakmasından dolayı kimilerine göre Sarhoş Selim lakabıyla anıldı. 3. Mehmet Eğri Kalesi'ni fethettiği için dedesi Fatih gibi o da Eğri Fatih'i lakabıyla onurlandırıldı. 1. Mustafa Şeyhül İslam fetvasıyla akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan indirildi ve Deli Mustafa diye anılmaya başlandı. Osman Gazi'den sonra tahta gelen ve henüz 13 yaşında olan 2. Osman'a ise yaşı sebebiyle Genç Osman denildi ve 3. Fatih ünvanlı padişah. Osmanlı tarihinin en gösterişli seferlerinden biri olan Bağdat seferine çıkan ve büyük bir zafer elde eden 4. Murad'a da bu zaferi sonrası Bağdat Fatihi denildi. Avcılığa olan merakı sebebiyle 4. Mehmet ise Avcı Mehmet diye anıldı. 3. Selim Halim lakabıyla anıldı ve 2. Mahmud'a tüm hayatı boyunca kullanacağı adli mahlası ise doğduğu gün verildi. Peki bu görkemli padişahların mezarları nerede? İlk 6 padişahın mezarı Bursa'da. Ancak bir padişah hariç diğer tüm padişahların mezarları ise İstanbul'dadır. Tek bir padişah mezarı Türk toprakları dışındadır. 36. ve son padişah olan Sultan Vahdettin Malta'ya sürgüne gönderildikten bir süre sonra İtalya'nın San Remo şehrine yerleşti ve orada vefat etti. Cenazesi Türkiye hükümeti tarafından kabul edilmedi ve Şam'a götürülerek Sultan Selim Camii kabristanlığına defnedildi. En uzun ömürlü padişah 78 yaşına kadar yaşayan Orhan Gazi
İkinci en uzun ömürlü padişah ise 76 yaşına kadar yaşayan 2. Abdülhamit'tir. En genç ölen padişah ise henüz 17 yaşındayken öldürülen Genç Osman'dır. Tahta en yaşlı çıkan padişah 65 yaşta 5. Mehmet Reşat, en genç padişah ise 7 yaşında tahta çıkan 4. Mehmet'tir. Padişahlardan en uzun süre tahta kalanı 45 seneyle Kanuni Sultan Süleyman olurken en kısa süre tahta kalan padişah sadece 93 günle 5. Murat'tır. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah Sarı Selim'dir. 36 padişahtan 8'i şehit olmuş yahut öldürülmüştür. Murat Hüdavendigâr savaş meydanında şehit edilirken kesin olarak bilinmese de Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid'in zehirlenerek öldürüldüğü halen düşünülmektedir. Genç Osman, 3. Selim ve Sultan Abdülaziz ise öldürülmüş, Sultan İbrahim ve 4. Mustafa ise idam edilmiştir. Devlet içerisinde karışıklık çıkmaması için 7 padişahın ölümü bir süre halktan gizli tutulmuştur. Ölümü halktan gizli tutulan padişahlarsa kronolojik sırasıyla şöyledir. Çelebi Mehmed'in ölümü 41 gün gizlenmiştir. 2. Murad'ın 16 gün, Fatih Sultan Mehmed'in 1 gün, Yavuz Sultan Selim'in 9 gün, Kanuni Sultan Süleyman'ın 48 gün, 2. Selim'in 7 gün ve 3. Murad'ın ölümü ise tam 11 gün gizli tutulmuştur. En çok çocuğu olan padişah 130 ile 3. Murat'tır. Bu sebeple de ölümünün ardından tahta geçen oğlu 3. Mehmet, Osmanlı tarihinin görüp görebileceği en büyük kardeş katlini gerçekleştirmiş ve sadece bir gecede 19 kardeşini boğdurarak babasından hamile olan cariyeleri de denize attırmıştır.